Konumuz şu anda insanların %90'ının yaşadığı özgüven sorunu, özgüvensizlik, kendine güvenememek, öz değer eksikliği, kendine öz saygı eksikliği, kendini sürekli suçlamak, kendini sürekli negatif programlamak, kendine yapamazsın diyerek negatif programlamak, yani özgüven eksikliği. Konumuz bu değerli arkadaşlar. Peki neden bu sorunu çözmelisin? Bu problemi çözmezsen ne olur? Konumuz bu sevgili arkadaşlar. Şimdi bak, özgüven eksikliği seni ileri götürmez. Eğer sende özgüven eksikliği varsa bir türlü adım atamazsın. Hani buluttan nem kaparsın. Su içerken boğulurum korkusu oluşur sende. Saçma sapan, gerçek olmayan korkular dolaşır beyninde. Önüne fırsat gelir, önüne altın gelir. Sadece yapman gereken elini uzatmak, onu alıp değerlendirmek o altını, o fırsatı. Ama bunu yapamazsın. Neden? Özgüven eksikliğinden dolayı. Sürekli başkalarını suçlarsın. Kendin yapamadığından dolayı, yetersizliğinden dolayı başkalarını sürekli yargılarsın. Hep hedef tahtası başkaları olur. Eğer özgüvenin eksik olursa. Yani senin yanındaki iş arkadaşın elini uzatır, fırsatı değerlendirir, kazanır, başarır. Sen onu gözünle görürsün. Kendi özgüvensizliğini bastırabilmek için, yetersizlik sendromunu bastırabilmek için onu suçlamaya başlarsın. Ve sürekli onu bunu suçladığın için çevrendeki bir türlü kendine odaklanamaz ve hedefine ulaşamazsın. O yüzden hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde özgüvenini yükseltmen gerekiyor. Öz değerini, öz saygını yükseltmen gerekiyor. Peki ne yapmam lazım? Özgüvenimi nasıl arttıracağım diye soracaksın. Peki yapman gereken bir kere en basit ilk adım kendine dürüst olacaksın. Yani bir şeye karar verdiğinde o kararın arkasından gideceksin. Senin özün sana söz verdiğinde veya özün karar aldığında o kararı yerine getireceksin, gerçekleştireceksin. O zaman özünün verdiği o karar gerçekleştiğinde sen özüne güvenirsin. Özgüvenin artar, öz değerin artar. Bakın, senin özünün verdiği kararın arkasından giderek, yani aldığı karar neyse, o özünün verdiği o kararın arkasına gideceksin. Gerçekleştireceksin. Yani ben sabah 7'de kalkıp 3 kilometre yürüyeceğim dedin. Tamam mı? Özün bunu söyledi ve sen bunu gerçekleştirdin. Sabah 7'de kalktın, 3 kilometre yürüdün. O zaman senin özüne güvenin artar. Çünkü özün karar verdi. 7'de kalkacağım, 3 kilometre yürüyeceğim dedi ve gerçekleştirdin sen bunu. O zaman özüne güvenin artıyor. Özgüvenin artıyor sevgili arkadaşlar. İlk buradan başlayacaksın. Bunu antrenmanla geliştirmen lazım. Ve bunun yanında tabii bundan öte karar alacaksın. Kararlarını hızlı alman lazım. Karar alma konusunda da antrenman yapacaksın. Örneğin sen restorana gittin, önüne menü getirildi ve menü sayfalarını açtığında diyeceksin ben 20 saniyede karar vereceğim. Sınır koyacaksın. 20 saniyede karar vereceksin. Ve 20 saniyede hızlıca kararını vereceksin ve artık daha kafanda şüpheler oluştuğu zaman bu şüphelerini dinlemeyeceksin. Ya keşke bunu mu alsaydım? Şunu mu alsaydım? Acaba çok mu yağlı? Acaba çok mu sulu? Anlatabiliyor muyum? Bu seni engelleyecek. Ve bunu dinlememek için aldığın kararın arkasında duracaksın. Bu bir antrenman sevgili arkadaşlar. Bu antrenmanı yaptıkça, hızlı kararlar aldıkça ve bu kararları yerine getirdikçe senin özgüvenin artacak. Antrenmanla oluyor sevgili arkadaşlar. Bu genellikle herkesin yaşadığı sorun. Bununla beraber kendine dürüst ol dediğimde aslında bunu anlattım. Dürüstlük buradan başlıyor. Artı çevrendeki insanlara söz vermeyeceksin. Yani her şeye evet demeyeceksin. Biraz daha hayır demeyi öğreneceksin. Çünkü sen yapamayacağın bir şeyin sözünü verdiğinde, hallederiz abi dediğinde
veya yarın filanca saatte ben oradayım dedin, söz verdin. Hayır demenin ayıp olduğunu sana öğrettikleri için bu zamana kadar, sen de ayıp olmasın diye tamam hallederiz sabah 7'de ben oradayım veya saat 12'de oradayım dedin. Ama biliyorsun orada olamayacaksını biliyorsun. Sadece kendine dürüst olman değil, başkalarına da dürüst olman gerekiyor. Sen dürüst oldukça, yani verdiğin sözü yerine getirdikçe özgüvenin artacak. Bu devrin en büyük sorunu bu zaten. İnsanlar genellikle, çevrenize bir bakın. Siz de, kendiniz de bir düşünün, bir muhasebesini yapın. Göreceksiniz ki insanlar genellikle etraftaki insanlara söz veriyorlar ve sadece etraftaki insanlara değil, kendilerine söz veriyorlar ve bunları gerçekleştirmiyorlar. Gerçekleştirmedikleri için insanların genellikle özgüvenleri düşüyor veya sahte özgüven artıyor. Narsistlik artıyor. Hani bu zalimlik denen şey var ya, zalim, zalim olmak. İşte zalim olmak, zulmetmek, narsistlik artıyor. Narsistlik arttıkça, ego arttıkça, hani insana bakıyorsun öyle bir özgüven var ki ama içi boş. Yani sen onun yürüyüşünden herkes, yani 6 yaşında çocuk bile anlıyor. Onun boş olduğunu görüyorsun. İşte bu sahte özgüvenler artıyor ve en büyük sorun bu. Başarısızlık artıyor, huzursuzluk, ailelerde huzursuzluk artıyor bundan dolayı. Bereketsizlik artıyor ve gittikçe bu çığ gibi büyüyor arkadaşlar. Ve burada kendini değiştirenler, kendine dürüst olanlar, çevresindeki insanlara dürüst olanlar, bunlar gerçek özgüven kazanıyorlar ve gerçek başaranlar da bunlar olacak ve ileride de hep bunlar kazanacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hemen şimdi harekete geçebilirsiniz. Hemen şimdi anlattıklarımı ciddiye alın, gönlünüze indirin ve hayatınıza yansıtın sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Yani onların gerçek özgüvenlerini arttırmaları için onlara ayak bağlarından nasıl kurtulacaklarını ve içindeki yeteneklerin ne olduğunu onlara göstererek onlar da hedeflerine, arzuladıkları yerlere ulaştılar. Onlar da hayatlarına bereket kattı. Onlar da huzurlarını arttırdı sevgili arkadaşlar. Bizim de bu konularda size yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. Ön analiz başvurusu. Bu ön analizi geçerseniz, yani filtreden geçerseniz, o zaman bizim arkadaşlar sizi arayarak benimle bir ön görüşme size ayarlıyorlar. Bu ön görüşmede senin ayak bağların nelerdir, engellerin nelerdir, özgüveni düşüren şeyler nelerdir, hangi cümlelerdir, bunları beraber buluruz. Ayak bağlarından nasıl kurtulacağını sana gösteririm ve yeteneklerini bulduktan sonra da, becerilerini bulduktan sonra da, zeka, gelişmiş zeka alanları sana gösterdikten sonra da o yeteneklerini kullanırsın, roket gibi hedeflerine uçacağını şimdiden sana söyleyebilirim. Hedeflerine sen de ulaşabilirsin. Herkes kazanabilir, herkes başarabilir. Yeter ki harekete geç. Hemen harekete geçerek şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.